Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bütün değişiklikleri, bütün farklılıkları tek bir seferde söyleyeceğim. Çünkü bazı sebeplerden dolayı yaklaşık birkaç gündür stop video paylaşmak zorundaydım. Yani yaptığım değişiklikleri falan da size söyleyeceğim. Bu arada başka da yazdığı üzere Sultan Papağanımızı yumurtladı. Çok şükür Allah'a dün gece yumurtlamış arkadaşlar. Bakın Jumbo'yu buraya aldım. Onun dışında zaten şöyle diyeyim, Özge'yi de salmaya aldım ama ondan yine şüpheliyim arkadaşlar. Yine peşine bırakmıyorum. Ben tamamen iyileşti diyemiyorum. Onun dışında yavrum yani çoğunluğu çıktı tabii ki bu süreçte. Şimdi arkadaşlar göstereceğim hepsini. Onun dışında bakın burada bir tane dişi yavrumuz vardı. Onu gönderdim. Dün onu gönderdim. Bugün de bunu alacaklardı. Daha gelmediler. Bugün veya yarın yani kesin gidecek arkadaşlar. Bir tanesi bunların kesin gidiyor şu. Daha iriymiş aslında benim göndereceğim ama olsun. Her neyse biz ona niyetlendik, onu gönderelim. Diğerini de arkadaşlar damızlık olarak ayıracağım. Bakalım nasipse. Onu da salmaya atacağım. Şöyle göstereyim. Bunlar önüne mağa vermiştim. Bitmişler. Zaten az verdiğim için sıkıntı yok. Burada arkadaşlar bütün yavrularımızın yani ne kadar diyeyim size, taş çatlasa, bu arada hepsi erkek, ben demiş miydim hatırlamıyorum videolarda. Taş çatlasa arkadaşlar 5 güne yemde bunlar. Zaten ufaktan kırıklarını da gördüm, ara ara kafese çekiyorum, tek kafese. Yere yem koydum, oradan yiyorlar. Yani arkadaşlar yavaştan bunlar da dediğim gibi yem kırıyorlar. Şimdi anne babayı diğer kafese alacağım, diğer dörtlü kafese. Onlar orada yumurtlasınlar, yavrular büyüdükten sonra istedikleri kadar üst üste kuluçka yapsınlar, önemli değil. Benim amacım bu kafesten sıyırmak kuşları. Ondan kaynaklı olarak da böyle bir şey düşündüm. Hani o yüzden bu kuşları şu anda tekrardan yumurtlatmıyorum, yuvalarını takmıyorum. Jumbo'muzu gördüğünüz gibi bu tarafa çektim. Gayet iyi durumları, özellikle şu kadarcık bir boşluk bıraktım arkadaşlar, birbirlerini sadece oradan görebilsinler diye. Normalde kapattım. Kuşu daha sonra buraya aldığımda arkadaşlar, yani Jumbo delirdi, dişi kuş. Erkek tabi ayrıca, o her zaman deli. Jumbo delirdi ulaşmak için erkeğe. Ama sonradan tekrardan hareketleri bir yavaşladı. Bir yan yana atayım deneyim dedim. Erkek çok fena çiftleşme kuru yaptı. Tam böyle çiftleşecekler, dişi yavaştan kuyruk kaldırıyor ama hani masada çekiyor açık söylemek gerekirse. Hani böyle çiftleşmek istiyor ama vuruyor da aynı zamanda. Öyle olunca da otomatikman dedim sizin daha zamanınız var. Ben sizi bayağı bir ayırayım. Bayağı bir siz ayrı kalın. Ondan sonra zaten yavaştan yola gelir diye düşündüm. En kötü ihtimal dediğim gibi arkadaşlar şeylerin üzerine alacağım. Bunları papağanların üzerine alacağım. Yapmak istediğim en son şey o. Gerçekten en son şey o. Çünkü çok fazla göze hitap etmiyor. Yani göz zevkinizi bozar. Öyle diyeyim size. Bir de arkadaşlar şu MDF kafesi diyorum. Tekrardan mı denesek? Ya da tel kafesi. Bilemiyorum. Gerçekten aklımı karıştırdı yani bu durum. Acaba mı diye düşünmüyor. Diyelim ki bütün kafeslerim de şu anda dolu. Gerekirse çift kuşlarımı satacağım. Çift kuşları salmaya çekerim arkadaşlar. Gerekirse. Bakın bu arada yavaştan oraya bakmalar, ne bileyim yavaştan ulaşmaya çalışmalar var. Bakın yere bir dalları koymuştum. Bitirmiş mi? Bitirmiş. Dışkıları görüyorsunuz. Allah aşkına herhangi bir problem yok ama dişi de yavaştan bir tüy dökmesi gördüm. Hareketlilik yani had safhada, çok şükür delilikleri falan had safhada, sıkıntı yok. Üstteki tülü falan da çekiyor. Ama gel gelelim ki dediğim gibi birazcık erkeğe karşı naza çekiyor. İlk defa ben ceresinin bu şekilde olduğunu gördüm. Ona rağmen bu dişi böyleyse vallahi bilemiyorum. Ama bakın erkek oradan çıldırıyor dişiye gitmek için. Dişi de ona gitmek için aslında çıldırıyor da. Sonradan naza çekiyor nedense, anlayamadım. Her neyse şimdi arkadaşlar diğer kısma geçelim. Sultan papağanlarımızı vesaire gösterelim. Diğer kuşlarımızla zaten durumlarına bakarız. Evet arkadaşlar buradan devam edelim. Projeydi falan da filan da derken gerçekten bayağı bir olaylar oldu. Şimdi onları da sizlere göstereceğim. Şimdi buradan başlayalım. Ya sultanlarımız yumurtladı ama arkadaşlar ikisi de yuvada olduğu için rahatsız etmek istemiyorum. Ondan dolayı yuvaları açmayacağım. Bir tane yumurtamız var. İşin garip kısmı sürekli bu dışarıda. Asıl garip kısım bu takımda. Sürekli bu dışarıda. Şöyle göstereyim. Sürekli bu dışarıda. Aha kocası da içeride. Yani tam tersi olması gerekiyordu diye biliyorum. Ama çözemedim arkadaşlar. Bunlar niye böyle yani? Doğru mu bu yaptıkları? Vallahi bilmiyorum. Sürekli öyle yatıyor hayvan. Gece gündüz yatıyor. Ara ara çıkıyor. Dişisi acaba benden dolayı mı girmiyor? Onu da çözemedim. Ki şöyle şeyleri göstereyim. Bayağı bir pislendi buralar ve bunun tek sebebi arkadaşlar bunların kedi kumunu yuvadan dökmesi. Bu manyakların da tüy dökmesi. Yani komple zaten kuşlar tüyde de şu papağanlarımız. Bunlar bir de kedi kumunu döküyorlar yuvadaki. Şu yuvanın ağzını falan açıyorlar. Bayağı bu arada yuvanın önünü falan da kemirmiş bakın tüneyini. Bayağı kemirmiş yani.
manyağımız. Maşallah var arkadaşlar, gayet iyi, çok şükür iyileşti kuşumuz. Herhangi bir problemi yok Allah'a şükür. Bir de şu tüylerini atlatsalar gayet güzel olacak. Dışkıları yine büyüyüp kokmayalara başladı. Yani dışkı kokuyorsa demek ki bu kuş zaten ya kuluçkadadır ya da yumurtlayacaktır kesinlikle. Papağandan öğrendiğim tek şey bu herhalde. Bunlarda da dediğim gibi hani erkek sürekli yatıyor, dişi yan giriyor, ben görmüyorum. Gördüğümde de sadece bir veya iki kez. Erkek çıkmıyor, asla çıkmıyor. Çıktığında da yani ya benden korkusuna çıkmıştır, yani hissetmiştir çıkmıştır, ya da ben yuvayı açınca böyle korkup bazen kaçıyor, çok nadir. Yani ondan sonra da tekrardan giriyor, yani ben anlayamadım. Muhtemelen dişi çekmeye çalışıyor diye düşünüyorum yuvaya. Ama dişi de bir türlü yuvaya girmiyor. Muhtemelen dişi yuvayı beğenmedi. Başka bir şey gelmiyor yani aklıma. Başka da yuva yok maalesef ki elimde. Yani takabileceğim maksimum sağa var. Sağa yuvalık da takamam yani şu anda. Bayağı bir yer kısıtlılığı oluyor. Ondan dolayı yapacak bir şey yok yani. Canısı, oraya alışacağım. Alışmazsan da bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Çiftleşiyorlar arkadaşlar bu arada. Sürekli çiftleşiyorlar. Ondan dolayı hani anlam veremedim. Özge'nin dışkısı biraz sulu gibi arkadaşlar. Güvenemedim. Ötmesi, kursağının doluluğu, hareketleri vesaire iyi ama arada bir kabarıp uyuyor. Muhtemelen tüyünden dolayı. Şu anda tüyü de evet, bir tane dışkı yaptı. Normal mi? Normal. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şuraya yaptı dışkısını. Gördüm yaptığı yeri de. Dışkı normal. Allah'a şükür sıkıntı yok. Ama bakın şu anda da kur yapıyor. Yani hasta olan kuş kur yapmaz diye düşünüyorum. Çok şükür Allah'a bir problemimiz yok. Gördüğünüz gibi. Özge şu anda sıkıntısız Allah'a şükür. Dumanın yanına ne zaman atacağım arkadaşlar? Bir hafta sonunda falan atarım. Artık hani hastalığı yavaştan hani 10 güne kadar ilaçları vücudundan atıyor. Anca o zamana kadar da tüyden çıkıp yani kilo almaya başlar. Anca. Öyle diyeyim. Bulutumuz burada. O da tüyde. Sürekli o da kur yapıyor bakın. Sürekli ama. Yani durmuyor. Tüyde olmasına rağmen Bulut çok çok maşallah var. Hareketli bir kuş. İnşallah yani buna da adam akıllı bir eş bulup yavrusunu alabilirim. Alamazsam da aşağıya tekrar götüreceğim. Çünkü biliyorsunuz ki buraya atınca bu kuş konuşmayı bırakır yani. Açık net. Benimki bırakır. Bilmem başkasınınki bırakır mı ama bu kesin bırakır yani. Çünkü ben bunu çok fazla eğitemedim. Yani biraz küsme durumu oldu Bulut'un bize, ondan kaynaklı. Bunları tekrardan yan yana atmak durumunda kaldım. Durumunda kalmamdan ziyade atmak istedim, denemek istedim. Baktım dişi erkeği bastırıyor, dedim kalsın yanımda. Yani şey yok hem de dedim düzenleri falan otursun. Hepsi bir arada durmasın diye. Çünkü jumboya rahat vermiyorlardı. Evet, gördüğünüz gibi zaten çok şükür de sıkıntısı kalmadan. Dediğim gibi arkadaşlar erkek çok fazla yem kusurundan kaynaklı olarak yani dişi öyle halsizleşti. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Buraya gelelim. Burada arkadaşlar siz en son video şeklinde kaç tane vardı bilmiyorum ama şu anda bir tane yumurtamız var, çıkacak bugün. Bir tane de öbürsü gün çıkacak olan var. Gizli yunomuz büyüyor. Bu mu? Yok. Şu iki numara galiba. Evet bu. O da büyüyor arkadaşlar Allah'a şükür. Yumurta çıkacak. Yumurtayı yanlışlıkla arkadaşlar ben kırdım. Kontrol ederken kırdım ki bu hataları da siz düşmeyin. Ondan çok büyük vicdan azabı çektim. Sonra ne yaptım? Yumurta yaşıyor mu? Tabii ki de yaşıyor. Dışkının beyaz kısmıyla sıvayın arkadaşlar, hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. Ama anında yapmanız lazım. Ben saniyesine yeni yapılmış bir dışkı alıp hemen dışını sıvadım. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Duman gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli dişiye ötüp duruyor. Özge'ye ötüp duruyor. Karşısına koysam herhalde kafayı yer kızgınlıktan, ulaşmak isteğinden, ulaşma isteği daha doğrusu. Sürekli böyle ulaşmak istiyor dişiye, sürekli gitmek istiyor, sürekli çiftleşmek istiyor. Ne bileyim dışarıda görse çiftleşme kuru yapıyor. Mesela dişiyi ben bazen böyle tutuyorum, tele geliyor hemen böyle bir çiftleşme kuru falan yapıyor. Çok kızıştı, dediğim gibi Özge birazcık kilo alsın ondan sonra koyacağım. Yoksa kesinlikle şey yapmayacağım yani. Bu ikisi aynı arkadaşlar, bunlar halen daha satılık. Buraya gelelim. Bunları zaten bilgisini vermiştim. Almak isteyen bana ulaşabilir. Artık çok da fazla şey yapmıyorum. Burada komple yavrularımız çıktı. Gizli inomuz şu ortadaki olan. Onun dışında bir tane yavrumuz kötü arkadaşlar. Durumu kötü. Neden bilmiyorum. Karabenek olabilir ya da sindirimsel bir problemi olabilir. Bu. Yani bunda kötü durumu söylemiş miydim hatırlamıyorum ama. Bu yavru çıkarmaz arkadaşlar. Yani uzun bir süre daha bu durmaz. Hem gelişim geriliği var hem yavru yanlış yani belli. Toparlayabilirse ne hala ama zannetmiyorum. Toparlarsa da gelişim geriliği olarak toparlar. Ha, büyüdüğünde sıkıntı olur mu? Olmaz. O konuda sıkıntı yok ama dediğim gibi o yavruda şu anlık bir problem var. Geçici mi kalıcı mı bilmiyorum.
Evet, bunlar da dediğim gibi şu şekilde göstereyim. Alacağım deyip almayan arkadaşlar herkese bu şekilde yapıyormuş. Onu fark ettim piyasada. Bakalım bu erkek yavruyu da alacağım deyip almadı ama gelirse ne hala arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Zaten hani soranlar var alındı mı satıldı mı falan diye. Olmadı direkt onlara vereceğim. Bakalım hayırlısı. Benim diyeceklerim bugünlük bu kadar. Genel olarak toplu haberlerimiz bunlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.